Of. Sonunda ya. Çok mutlu oldum ben şu an abi. Ben Muhammed Ali, 2002 Bursa doğumluyum. Tırmanışla tanışmam çok erken oldu. 7 yaşlarındayken 6 aylık bir tırmanış serüvenim oldu. Ondan sonra tırmanışı bıraktım, başka sporlara yöneldim. 3 seneden beri tırmanış antrenmanlarıma yoğun olarak devam ediyorum. Recep Hoca ile beraber ve BCT ailesiyle. Sabahları okula gidiyorum, okuldan geliyorum, direkt antrenman. Haftanın 5 günü falan antrenman yapıyorum sürekli. Hafta sonları vakit buldukça İzmir'e gidiyorum Zor Bey abinin yanına tırmanmaya. İlk Bursa'da bir yarışmaya katıldım ve birinci oldum. Bu beni çok fazla motive etti. Ondan sonra daha çok antrenmanlar yapıp Türkiye şampiyonasına hazırlanıp ilk Türkiye şampiyonasında da birinci oldum ve bu benim için bayağı büyük bir şeydi. İlk yurt dışına milli takım kampına Ukrayna'ya gittik. Mişa'nın yanına. Bu benim için çok büyük bir adımdı. İlk defa yurt dışına çıkıyordum. Yabancı tırmanışçılar gördüm. Yeni duvarlar gördüm. Yeni tutamaklar. Değişik antrenman stilleri. Benim vizyonum bayağı açılmıştı. Ondan sonra gelip Türkiye'ye daha çok antrenman yapıp Balkan Şampiyonası'na hazırlandım. İlk Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldum. Boulder ve Lider'de. Tırmanışın benim için önemi çok büyük. Tırmanış benim için bir tutku oldu. Yani her zaman yapmak istiyorum ve bütün sporların önünde geliyor. Kendimi kayada mutlu hissediyorum, doğada çok mutlu hissediyorum. Sakatlanmadığım sürece hep tırmanmak istiyorum. Üniversiteyi 5'li okumak istiyorum. Böyle kayaya yakın bir yer. Antalya olur, Ege olur, Marmara olur. Buralarda besi okuyup hep tırmanmak istiyorum yani. Sömestr tatilinde Datça'ya gelmeyi düşünüyordum. Furkan abiyle Mert abinin burada olduğunu biliyordum. Ondan dolayı geldim. Çok hedefim vardı kayada gerçekten ama kayaya bir gittik. Bütün her yer ıslak, her taraf akıyordu. Bir tane rota çıktı Furkan abinin. O da üstü ıslaktı ama altı kuruydu. Rotayı çoğu gün tırmanamadık işte. 2 günde bir tırmandık, 3 günde bir tırmandık. Yağışlardan dolayı gittiğimizde çok fena rüzgarlar esiyordu. Son gün denemeler bayağı oldu zaten. Son gün fotoğraf çekimi için işte Mert abi çıktı. Fotoğraflarımız çekiyordu. Bir anda hava bozukken çok güzele döndü böyle. Her şey şansımız mükemmeldi. Ben de bir deneme yapayım dedim ama öyle zevkine yapacaktım. Ümidimi kesmiştim artık yani her şeyden. Elimiz boş dönecektik. Bravo. Çok iyi oldu.
Bravo. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi yaparsın. Bak. Dinlendirmiyormuş ya. Hiç o kadar kötü olacağını zannettim. Değil mi? Hiç dinlenemedim. Evet. Aşağıdaki diz çok kötüydü. Ama üstteki diz bayağı iyiydi. Kerim de bıraktım. Oh. İşte bu ya. Akşam dönerler benden. İşte bu.
Of. Sonunda ya. Çok mutlu oldum her şu an abi. Son gün, son rota. Eline sağlık. Teşekkürler. Hak ettin mi bu da böyle? Evet. Evet.